Vallahi hiçbirine vermem. Bu konuda ben Millet İttifakı'nı düşünüyorum. CHP'ye veririm. Kendime. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Ramazan bayramından sonraki ilk videomuzu Cevizli Bağı'nda çekiyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceğini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Videomuzu hangi partiye vereceğiz kardeşim? İmamoğlu'na verin ben. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Çok zor bir soru ama yani şu şartlarda yani niye zor, şöyle zor. Sebebi ülke zaten bitmiş bir ülke. Uçuyoruz diyorlar. Nereye uçuyoruz? İHA, SİHA, köprü, yol, baraj, üniversite, hastane. AK Parti uçuyoruz diyorlar. Vallahi ben kiramı diyemiyorum. Ben nasıl uçuyorum? Yerin dibine uçuyoruz. Yani kesinlikle ama oy vermeye gelirse aslında oy verilecek şu anda pek bir adam da göremiyorum. Yine kötünün iyisi mi, iyinin kötüsü mü? Kim mesela her ihtimalle? Aklımda geçen kişi şöyle söyleyeyim, Fatih Erbakan geçiyor şu an, açık konuşayım. Aynen, kesinlikle. Çünkü babadan dolayı çok donanımlı bir insan, baba donanımlı. Kesinlikle, o yönden bir onu düşünüyorum açıkçası. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Ne için HDP abi? Onun lideri cezaevinde, ondan daha büyük lider yok ki. HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi. Neden HDP abi? Çok baskı alıyor. Baskı alıyor. İkamet neresi? Beylikdüzü. Vallahi hiçbirine vermem. Neden? Vatandaşlık görevi yapmak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Nasıl yönetiliyoruz? Gerekiyor ama yalnız insanlara sahip çıkan yok. Şu anda ben asgari ücretle çalışıyorum. Kiralar 4.000-5.000. Ben şu an evimi taşıyacağım ama bulamazsınız. Ev bulamıyorum o fiyata. Yani kiraya ancak çalışabiliyorsun. Aynen. Kiraya çalışamazsınlar. Mümkün değil. Şu anda çalış... Her şeye rağmen, zorluklara rağmen bir oy söylemek için anketimiz, sayacımız anketti de. Sevmezsen de mecburen bu dedin, bu kart olamaz. Düşünmem lazım onu iyiden iyi. Kararsızım. Hangi partiye? CHP vereceğim ya. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Neden CHP? Son yani birkaç yıldır Türkiye'nin yaşanan ekonomi sıkıntılarımızdan dolayı yani artık yeter. Değişim olsun. Kemet neresi abi? Nerede oturuyorsun? İstanbul'da, burada oturuyorum. İlçe, Zeytinburnu. Bahçelievler. AK Parti'den şaşmam abi. AK Parti. Evet. Neden AK Parti? Artık yönetim çünkü memlekete, millete, vatana hizmeti olan budur. Başka yok. Ben başka tanım. Diyorlar, evet. Evet. İkamet neresi abi? Muş. Abi kimseye güven kalmadı ya. Nasıl? Sonuçta kime vereceğiz abi ya? Yani bir genç olarak umutsuz musun? Ben burada? Abi Z kuşağı gümbür gümbür geliyoruz. AK Parti değil de başka bir şey olacak. Kim işte anketimiz sayışları hangisini yazalım? Bir önünü söyleyin. Valla abi. Kim deyip başa daha iyi çevirirse. Nasıl diyeyim Muharrem sana? Bakın var, Muharrem İnce var, Davutoğlu var, Babacan var, CHP var. Valla hangisi denk gelirse. Kararsız mı diyelim şu an? Evet. HDP vereceğim. Halkların Demokratik evet. Partisi. Neden HDP efendim? Ben HDP'nin programını, tüzüğünü daha beğeniyorum. Ondan dolayı. Evet. İkametimiz neresi? Nerede oturuyoruz? Fatih'te oturuyorum. Fatih'te. Ya şöyle olursa da bu konuda ben Millet İttifakı'nı düşünüyorum. Tamam. İçinde hangi parti efendim? 4 parti var şu an. Cumhuriyet Halk Partisi diye düşünüyorum. İkametimiz neresi? Nerede oturuyoruz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İlçe belli mi? Gazi Osmanpaşa. Hop. Şu an vermeyi düşünmüyorum. Niye gençler umutsuz? Abi ekonominin hali ortada ya. Vermesen ekonomi düzelecek mi? Verince de düzeleceğini çok sanmıyorum. Mülteci sorunu da çok büyük bir sorun şu an. Oyma yok şu an ya. Ben mi? Evet. CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Yani hükümet zaten şu anda sevilmeyen bir hükümet. Değişim olsun. Yani tabii ki değişim zaten 15-20 yıldır insanların artık canına. Yani her şey ortada. Yönetemem efendim. Biz uçurduk diyorlar. Yol, ya şimdi var. Bakın Albert Einstein bir şey söylemiş. Çok güzel bir şey söylemiş. Yani aynı elemanlarla değişik sonuçlar elde etmek imkansız. Elemanı değiştirmek lazım diyorsun. Yani bir şeylerin değiştirmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? İkamet neresi efendim? Nerede oturuyor? Hangi içeri? İkamet benim her yer. Ben evet. Şu anda İstanbul'dayım. Evet. Oyumuz kesilidir. O da bir cevap. Ben ekmeğim neredeyse oradayım abi. O yüzden ekmek hangi partiyse oraya basarım abi. Hiçbirine vermem abi. Kendime. Kendiniz? Kendime. Hiç kimseye vermem. Hiç düşünmedim ama AK Parti'ye vermeyeceğim. Tamam. Sonunuz hangisini veriyorsunuz? Aklınızda bir parti var mı? Gerçekten ben son iki seçimde oy kullanmadım.
şiddetle kullanmamayı tercih ediyorum. Hı? Umudunuz mu? Umudum yok, evet. Peki demokrasiyle yönetiliyoruz. Siz vermeseniz, biz vermesek nasıl olacak? Ama bakın gerçekten oyumuzu veriyoruz. Yani evet çok güzel şeyler yapılıyor. Onun yanı sıra çok da kötü şeyler yapılıyor yani. Gerçekten hayata dair hiçbir ümidimiz kalmadı ki. Var mı sizce? Nereden geliştiriyorsun? Yeni parti var mesela, Fatih Erbakan, yani Muharrem. Keşke öyle güzel bir şey yapılsa ki yani insanlar... Yani hep birlikte bir şey yapabiliriz bana göre yani. Şimdi hayat pahalı diyoruz. Her şey gerçekten çok pahalı. Ben ev geçindiriyorum. Markete gidiyoruz, çok pahalı, yine de alıyoruz. Almayalım kardeşim. Boykot edelim. Almasanız mesela ekmek. Almayalım. Ne yiyeceksiniz? Hayır, iki gün aç kalır mıyız? Kalır mıyız sizce? Kalmayız. Üç gün aç kalır mıyız? Kalmayız. Almayalım. Elimizden geleni yapalım. Evet bir şeyler yapabiliriz ama hep beraber. Bir kişiyle değil. Örgütlü bir şekilde. Hep beraber. Bütün İstanbul mesela. Yakıt almasalar bir şey. Yani abicim benim eşim de araçla işe gidiyor. Gitme, bir hafta gitme. Metrobüsle git. Bakıyoruz yakıt pahalı ama her araba, bütün araçlar yine yolda değil mi? Yani düşürmeyecek, daha da çıkacak yani. Ben Kemal Kılıçdaroğlu olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP efendim? Bu Tayyip Erdoğan iyice işi bozdu yani. Bozdu. İyice bozdu. Ayak şartlarını görürsünüz. Uçuruyoruz diyorlar. Yollar, köprüler, siyahlar yaptık. Biz Türkiye uçurduk diyorlar. İnanmıyor musun ona? Vallahi zaman yaptı, zamanı yaptı. Ama şimdi ne olursa bilmiyorum abi. Artık yapamıyor. Evet. İkamet neresi? Nerede oturuyoruz? Ben Mustafa Kemal Paşa'da oturuyorum. Oyumu ben şey vereceğim. CHP partisi vereceğim. CHP. CHP vereceğim. Tamam, nerede oturuyorsun? Mustafa Kemal Paşa'da oturuyorum. Avcılarda. Kimseye. Niye? Çünkü hiçbirisi izzet vermiyor. Ne olacak peki? Demokrasi yönetiliyor. Sen vermesin, ben vermesin, nasıl yönetilecek? Ne yapalım? Yani yapabilecek bir adam geldiği zaman veririz. Veririz. Partiye. Neden? Çok güzel çalıştığı için, vatana sahip olduğu için. Artık yönetemiyor diyorlar, hayat pahalı diyorlar. Ne dersiniz? Boş ver hayatı. Bize hayat lazım değil, vatan lazım. İkamet deriz efendim. Efendim? İkamet. İkamet Zeytinburnu. Ben Büyükçekmece. Büyükçekmece'de. Nasıl buluyorsunuz videolarımızı? Çok objektifsin yani, tarafsızsın yani. Gerçekten detaylı soruyorsun, inceliyorsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok beğeniyoruz sizi. Efendim mutlu oldum. Çok sağ olun. Bu pazar günü bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye. AK Parti. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Ya korkuyoruz. Yani bir başkasına vermekten korkuyoruz. İnanmıyoruz kişilere. Gene seçim. Valla partiden sonra önce adaya bakacağım ben. Tamam. Yani muhalefetin adayını beğenirsem ona oy vereceğim. Ama milletvekili adaya bakmıyoruz. Cumhurbaşkanı bakıp milletvekili mesela partiye veriyoruz. Kimse adayı tanımıyoruz milletvekillerini. Evet. Yani parti olarak genellikle CHP'ye veririm ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İkamet neresi abi? İkametgah Beylikdüzü. Beylikdüzü. Valla ben oy veremem, yabancı uyrukluyum. Somalya. Somalya. Tamam. Bu kanalımızı sen o zaman. Merhaba. Merhaba. Efendim kanalımızı izliyor musunuz? Nasıl izliyoruz? İzliyoruz, evet. Nasıl yayınlarımızı beğeniyor musunuz? İçeriklerinizi beğeniyoruz, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Şu an için yani iktidarın karşısındaki olan herhangi bir adaya, güçlü gördüğüm bir adaya oy vereceğim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi en muhalefet partisi, ona evet. Yazabilir miyiz oyunuzu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyaset olarak çizgisini beğendiğim bir parti değil. Ancak mecburen iktidarı göndermek için... mecburiyetten oy vereceğimiz bir parti. Evet, mecburen. Başka bir seçenek göremiyorum çünkü. Ya şimdi oy hangi parti olursa olsun. Ama iyi bir parti olsun. Ya ben kendi oyum, ben HDP'liyim. Demokrat Partisi, evet. Her aslanın gönlünde her kişi bir yasa yatar. Evet. Senin hangi yasa yatıyor? Vallahi belli değil. Kararsız zaman. Kime vereceksin abi? CHP'ye vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Nerede oturuyoruz? Çekmece'de. İstanbul güzel mi? O İstanbul çok güzel. Ben farklı yerler ziyaret ettim. Memleket neresi senin? Ben memleket Somali'ye. Ama çok ülkeler ziyaret ettim ama en güzel insanlar gördüm gerçekten Türkiye'de. Türkiye bizim kalbimiz. Ne en güzel ne var burada? Türkiye'de güzel eğitim var, güzel sağlık var, güzel ziyaret bir yerler var. İnsanlar hoş gürülüyorlar. Kaç yıldır buradasın? Ben burada 6 yıl buradayım. Maşallah. Burada mezun oldum, yüksek lisans. Hangi bölüm okudun? Ticari diplomasi, İstanbul Ticaret Üniversitesi mezun oldum. Halişte. Evet, Süzdülüce. O zaman Türkiye çok teşekkürler. Biz Türkiye her zaman, biz Afrika olarak, Somali olarak her zaman biz Türkiye'de beraberiz. Genç bir seçmen olarak bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim?
Çok zor bir soru sordunuz. Bence çok kolay. Benim için biraz zor oldu çünkü pek siyasi olaraktan kimseye güvenmiyorum. Aha. Zaten iyinin kötüsü deyip buralara geldik. İnşallah bundan sonra kötüsü de olmaz, iyisi de olmaz, bilmiyorum. Kararsız diyelim. Kararsızım. Ben kimseye vermeyeceğim. Niye? Kızdın hepsine. Kız mıyım mı? Bilmem yani, birisine vermemiz lazım. Yoksa demokrasiyle yönetiliyor. O zaman ne olacak? Demokrasi nerede? Uyuh, harbi. Kayıp mı oldu? Biraz arıyoruz hani. Ya, bulsak. Şimdi parti var. Fatih Erbakan, bulsak, Davutoğlu onlar. Bulsak vereceğiz. Bulursak bir adam vereceğiz ama şu an yok mu? Şu an yok ki. Tamam. Kim var? Tayyip şimdi zaten. Abi Tayyip dışında Fatih Erbakan var, Muharrem İnce var, Ahmet Davutoğlu var, Ali Babacan var. Var. Mutlaka birine vereceğiz. Ya, 150 milyon kayna paketi bir Fatih Erbakan şeyler yapıyor. Ya, paketler yok ki. Piyasada paket yok. Eyvallah. Ne vereceğiz? İyi Parti. İyi Parti. Neden efendim? Beğeniyorum. Yenilik lazım. Değişim lazım, yenilik lazım. Nerede oturuyoruz abi? Sefaköy. Öyle zor ki, öyle zor ki daha 2023'e çok var. Hiçbir parti. Yok, yarın olsa. Mesela bugün Perşembe, yarın pazar günü olsa. Bizim formülümüz o. Ben hükümetimize kullanmak istemem. Çok üzüldüm. Evet. Niye çok üzüldüm? Benim oğlum kiracı şu anda 10 kilometre ilerideydi. Zeytinburnu zar zor 3 sene sonra kiralık ev bulduk. 14 sene Suriyeliler burada olmaması lazım efendim. Evet. İlk gelen Avrupa'dan para yardımlarına 2 sene önce ilk 2 sene içinde sınırımızın diplerine komple yer evi rastgele yapılacaktı efendim. Obüs toplarında da korurduk. Yani şimdi sizin çocuğunuz evlense şu anda yemin ediyorum günaha girmeyeyim. İnanır mısınız kiralık ev bulamaz. Onlar gelmeseydi 1500 lira kira ödeyecektim. Doğru. Çocuğum veyahut da sizin çocuğun. Doğru. Ya her ülkenin insanı var efendim ya, bıktım ya. Bıktım abicim. Adam Afganistan'dan kaçmış gelmiş. Kötülemiyor. Bak kötülemiyor. 25 bin lirayla Türkiye'ye geliyorsun. Senin o 25 bin lira Türk parasına sen orada 3 sene yaşardın ailenle gıda olarak. Yani. Peki abi, bütün bu açılımlara rağmen oyunuzu hangi partiye yazalım? Abi. Ben CHP'den biraz soğudum. Refah Partisi'ne. Erbakan'ın zamanı. Neden Refah Partisi? Doktor Fatih Erbakan'ın. Evet. Burası ben mı? İşçiydim çok çok eskiden. Emekliyim şu an. Refah Partisi'nin zamanı Necmettin Erbakan'ın zamanında, hocamın zamanında. Efendim, işçiye, memura, polise, her şeye zam geldiği zaman efendim, gıdaya da zam aynı gün geliyordu, 6 ayda bir. Doktor eşit Fatih Erbakan yine Refah Partisi'ne bir oy yazdı. Gene seçim. Ben boşaltacağım abi. Oyu. Evet. Ben reise vereceğim. AK Parti. Neden efendim? Reise vereceğim yani. Tamam. Nedeni yok yani. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Hangi içeri? Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Vallahi bilmiyorum abi, hiç düşünmedim. Kararsız mı diyelim? Evet, kararsız. Şimdi hükümette ya da kimin aday olacağına bağlı bu. Ya CHP var, Refah Partisi var, Saadet var. Parti söyleyeyim. Cumhurbaşkanı. Parti olarak mı cevap vereceğiz buna biz? Evet. Tamam. Ben sağ seçerim. Sağ. Ben sağ. Hangisi var? Saadet Partisi, Refah Partisi, AK Parti. AK Parti. Tabii ki HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi ne için? O partiye inandığım için. İnanacağım. Evet. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da hangi ilçe? Beylikdüzü, Beykan. Beylikdüzü. CHP'ye. Gene seçim. Cumhuriyet Halk Partisi neden CHP? Bundan bıktık artık onda. Bıktık ondan. İkametimiz neresi? Nerede oturuyoruz? Bağcılar. Bağcılar'da. Şu anda kararsızım abi. Eyvallah. Kader, siz niye araştırıyorsunuz ki yani? Kararsızım söylemek istiyorum. Benim kararım sandığın başına gitti mi? Bu da bir cevap bize. Kararım sandığın başına verir. Yok. Parti olarak. Vallahi daha erken benim için. Yarın olsa mesela. Normal erken yarın olsa. Paraziye. Yarın olsa. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Nerede oturuyoruz abi? İkametleriz hangi? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Oyumuzu kime veririz? Ülke için kimler demokrasi, herhangi bir ırkçılık yapmayacak insanlar kimse ona oy verilir. Peki onu söyle de. Ben şahsen ben bir HDP'li olarak bugün. Halkların Demokratik Partisi yazalım o zaman. Kesinlikle. Ben bugün. Neden HDP efendim? Neden HDP? Yani bu ülkede yok sayılan bir kimlik, bir halkı temsil eden bir parti HDP. Ondan dolayı HDP. Kesinlikle ben bir Kürt bir ferdiyim. Evet. Benim kimliğimi, dilimi, coğrafyamı, halkımı, yani 8 milyon insanı yok sayan bir insanlara oy vermem. Bu demokrasi değil. Bu insanlık dışı. Ben şimdi mesela ben şimdi röportaj yapıyorum. Yarın beni alırlar.
Şimdi sosyal medyada ben paylaşım yaptım diye beni Ağır Ceza Mahkemesi'nde benim 6. ayıkta benim mahkemem var. Allah Allah. İnsanlar beni terörist ilan ediliyor. Ya peki abi ikamet neresi? Ben Erzurumluyum. Burada İstanbul'da nerede oturuyorsun? Beylikdüzü'ndeyim. Hiçbirine varmam. Neden? Ya kızgın. Gerisi. Bunu hiç düşünmedim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.